Selam arkadaşlar, ben Soner. Bugün Last Empress oyununda VIP 10'um ve Sweep 1 yapacağım. Sweep 1 yapınca da neler alacağız, neler alamayacağız, onlara bakacağız. Bakalım önce VIP puanlarını kullanalım. Bu 10'luk VIP puanı zaten zombiden geliyor. Ve bu Sweep olmama yeter mi? Ne oldu? VIP marketini açmak için yeterli. VIP marketini açmak için yeterli. Kilidi aç. Kilidi aç. İşte sweep oldu mu? Sweep 1. Şu anda sweep 1 oldum. Sıcak ipucu. VIP mağazası ve VIP farklılığı VIP puanlarıyla yükseltmez. Herhangi bir hak veya eşya alınarak VIP marketine ex kazanılır. Sahip olduğun VIP puanları VIP mağazasında yetki veya öğrenmez. Bu VIP'i nasıl sivip 2'ye nasıl çıkacağımızı göster söylüyor. Şu anda VIP olduk. Tecrübe puanı kullanılabilir VIP. Yukarıda puan elde et yazıyor. Bu benim şu anda, bir bakalım. Çantada olan VIP sayısı mı? Evet, büyük ihtimal buradaki VIP sayısı. Hemen CVP'e girelim. En başta gördüğünüz gibi VIP çekiliş hediyesi, yani kalp var. Bunu alalım, hemen göstereyim bunu. Bunu alabilirsiniz. Bakın, aldığımız gibi 2000 VIP puanı harcadık ona. Ve direkt yukarıya tecrübe puanı, tecrübe 2000 diye eklendi direkt. Şimdi onu açalım hemen. Geçelim. Burada kullan en az 2, işte verdiğimiz VIP puanını geri aldık. En az 2 VIP puanı veriyor ya da 100 veriyor. 100 verenler var. Şansını arttık. 2 kat toplu eğitim. Burada çip var. Çip alabilirsiniz. Benim şu anda çipe ihtiyacım pek yok. Subay tecrübesi. Bu da alınabilir ama pahalı. Burada aslında en önemli şey, burada 2 kat asker eğitimi. Hemen bundan bir tane alıp size direkt göstereyim ne işe yaradığını. Bunu aldıktan sonra direkt buraya geçiyoruz. Önce birini hızlandırıp süresini bitirmem lazım. Süresini bitirelim. Ya da hepsini hızlandırırım çünkü bir VIP puanı tüm hepsine geçerli. Boşuna bir tanesini harcamayayım hepsini. Şimdi şunları hızlandırdıktan sonra ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Sen de hızlan. İşte şimdi askerlerimizi alalım. Şimdi askerlerimizi aldık. Giriyoruz eğit. Şu anda gördüğünüz gibi 2.449 asker üretebiliyorum tek seferde. Şu an şöyle yapalım. 2 kat toplu eğitim. İşlemedi mi? 2000'de 4000 oldu. Daha fazla artması gerekiyordu ya. Neyse, 4000 oldu. Hemen gerekli malzemeleri buradan çekelim. Saldırı yediğim için zaten hiçbir kaynağım neredeyse kalmadı. Sıfırı gördüm. Artık sıfırdayım, bitişte. Şunu da söyleyeyim. Eğer askerinizi kaynağa gönderiyorsanız, o asker kaynağa ulaşana kadar oyunda bekleyin. Çünkü ben onu her seferinde beklemiyorum. Buna işlemedi. Neden? Buna ayrıntılı bakacağız. Ben oyunda beklemiyordum. Direkt askerleri gönderip askerlik kaynağı gönderelim gitmesini beklemeden diğerine geçiyordum. Ona benden önce kaynağı başkası asker gönderiyor ve ben ona saldırmış gibi gözüküyorum. Yani hiçbir şekilde bunu ispat edemiyorsun zaten. Sen saldırmış olarak gözüküyorsun. O da direkt karşı hamle olarak bir dalmaya başlıyor gece 1'de 2'de. Sabaha kadar ne var ne yok her şeyi alıyor. Şundan
Şöyle 12 tane alalım. Şimdi çanta. Burada takas. Aa, bunda da takas yöntemi varmış bak. Bunu bilmiyordum. Şimdi takas ettik. 5 kat asker. Bir daha takas et. Bu ne? Bu 5 kat 10 kat asker. Aa, benim istediğim buydu. 10 kat asker. Tek seferde 10 kat asker üreteceğiz. Bakalım hemen. 2000. 10 kat üret. 24.000. İşte aradığım bu. Her seferinde 24.000, 24.000 böyle üretmem gerekiyor. VIP puanının tek işe yarama yöntemi budur. Yani bunu uzun zamandır bekliyordum zaten. Ama süresi de tabii 8 gün bekletiyor size. 8 gün bekleyeceksiniz artık. Tabii o 8 gün 8 gün sonra onu bir aldıktan sonra kişisel max. O yöntemi de var. Evet, bundan geri kalan hepsini ondan alacağız. Gümüş var. Gümüş madalya ama 20 bin. 1000 tanesi 20K VIP puanı. O pahalıya denk geliyor. Orada arttırma. Zaten bu orada arttırmayı almanıza gerek yok. Çünkü kişiselden ya da en güçlü kaleden geliyor bu. Neydi o? İttifak silahlanması ondan da geliyor. Oradan da alabilirsiniz. Kaynak mecburiyette kalmadıkça almayın. Gerek yok. Ondan sonra sıralama. Bu sizin şu yeteneği tekrar yenilemenizi geri gel. Nerede o? Buradaki bir yeteneği işte bu. Süper makine. Yani zombileri otomatik öldürmeyi yenilemeniz için o. O isteğe bağlı. İsteyen alabilir, isteyen almayabilir. Taş blok. Taş blok da 1K'ya 2000 VIP puan istiyor. Taş blok da pahalıymış. İlk ordu hediyesi. Bu ne işe yarıyor? Kendi ordun rakibe verilir. Verilen ordu sayısının sınırı 10K'dır. Verilen tarafta üst seviye, alt seviye ulaşmalıdır. Ha, bu herkesin dediği o zaman bu. Karşı rakibe. Yani bunu alıyorsunuz, istediğiniz birine gönderiyorsunuz ve onda 10K asker gidiyor ve o sürekli sınırsız olarak kalıyor yani onda. Yani geri gelme şansı yok. Siz ona hediye ediyorsunuz. Bu çok iyi. Farm hesapları için, farmı olanlar için iyi. Farmda asker üretmişsinizse buradan alıp direkt 10K hem VIP puanı kazanırsınız tecrübesi hem de onu alırsınız. Swip 1 bu şekilde. Fazla bir şey yok. Aslında en önemlisi Swip 3. Swip 3 ekstra bir kol daha veriyor size. Tabii bu puana, bu tecrübe puanını da toplayana kadar artık kaç ay geçecek o belli değil. Az önce en başta gösterdiğim burada çipin yanında kalp oluyor. O her gün bir defa geliyor galiba. Onu yanlış hatırlamıyorsam her gün bir defa geliyor. Onu mutlaka alın. Yani onda zararınız yok. En alt zaten 2K işte VIP puan istiyor. Siz onu 2K VIP puan alıyorsunuz. O kalbin içinden en az 2K çıkıyor. Yani zararınız çıkıyor. 2K çıkarsa hiç almamış gibi gözükeceksiniz. Ama eğer 10K 20K çıkarsa kar. Tabii çok düşük olasılık da olsa 100K çıkıyor. 100K çıkanlar var. 100K da çıkıyor. 80K da çıkıyor. O artık şansa bağlı. Biz bunun hepsini alalım şimdi. Bu otomatik yenilenme için kalan. Ha bak burada yazıyor otomatik yenileme. 11 saat 17 dakika sonra bu VIP mağazası yenilenecekmiş. Yani kalp ve az önce aldığım ordu genişletme tekrar gelecek. O kadar şey aldık. 12.000 tecrübe kazandık. Ayrıntılara bakalım. Kişisel formasyon. Ha burası da var. Bunu unuttum. Bakın burası da var. Subay çift yetenek. Kişisel formasyon,
Formasyon sayısını yükseltir. Kişisel formasyon geç. Bu kaynak desteği formasyonu. Kara borsa ile müttefik kaynakları. Kara borsayı zaten farmı olan kişi kara borsa kullanmayı tercih etmez. Yarı yarıya zarar. Eğitim sayısı. Bakın bu. Şu anda şöyle yapalım. En üstte gördüğünüz eğitim sayısı artı 1000 artar. Tecrübe puanı 160K yazıyor. Bu sizin yani askeriniz, benim askerim şu anda 2000. Eğer bunu alırsam 3000 olacak. Yani hiçbir şekilde 3000'den aşağı düşmeyecek. Bu kalıcı bir yetenek. Sivip 1'in yeteneği bu. Bunu zaten VIP puanım yetmiyor. 80K VIP puanı yapıp bunu almam lazım. Bunu zaten siz de alın. Çünkü kalıcı bir yetenek bu. Bunun geri gitme şansı yok. Onu alacağız artık. Savaşçının saldırısını arttırır. Tecrübe. Bunlar da kalıcı mı, gidici mi? Bunları alan var mı? Onu da bilmiyorum. Benim ittifakta alanlar var mı? Hiç sormadım ben bunları. Okçu VIP. Savunma. VIP puanı bu kadar geniş miymiş ya? Sivip 1. Detaylar. Burada eşyaların detaylarını gösteriyor. Ama bunlardan haberim yoktu. Zombi askerinin savunması. Zombi askerinin saldırısı. Bu ne? Suvarinin HP'si yani canı. Suvarinin savunması. Suvarinin saldırısı. Bunlar büyük ihtimal kalıcıdır. Çünkü 50K istiyor. Ama gidici de olsa... Burada yazıyor mu yazmıyor mu? Yazmıyor ama. Burada kalıcı ya da süreli diye bir şey yazmıyor. Bunda da aynı şey ya. Bu zaten bunu kalıcı olduğunu biliyorum eğitim sayısı. Bu kalıcı. Büyük ihtimal bunlar da kalıcıdır. Yani savaşa sürekli savaş üzerine kuranlar bunları alabilir. Benim için ben daha bunları almayacağım. Ama Sivip 2 olmadan bunların hepsini alırım. Yavaş yavaş. Bunların hepsini alırım. Bakalım. Ondan sonra VIP diyelim. Burada Sivip'e ulaştığımız için her şey max. Artık bundan ilerisi yok. Bu sınır 10 sınırdı. Artık bundan sonrası kendi otomatik sayacak. Bu neymiş hepsi 0 ya. Neymiş orası? Ayrıcalıklar. HPS, HPS, zombi, stok, atak. Bunlar kalıcı. Burada ayrıntı listesinde bunların detayları, bunların yerleri var. Bunlar kalıcı yetenek. Kalıcı olması daha iyi. Bunlar kalıcı yetenek. Bunların o zaman hepsinin alınması lazım sırayla. Tabii ben şu anda asker bende daha önemli olduğu için ilk önce bunu almam lazım. Bu Sivip de bu şekilde. Sivip 1 tabii en önemlisi Sivip 3 ama Sivip 3 olana kadar da kesinlikle 1 yıl ya da 1,5 yıl geçer. Çünkü VIP puanı pek gelmiyor. Biriktirmesi zor bir yetenek. Bu neymiş? Satın alındıktan sonra subay çift yetenek. Aktifleşir ve farklı iki yetenek seti ayarlanabilir. Her değişim için elmas tüketir. Her değişim için 1000 elmas. 1000 elması ben çöpten mi topluyorum? O yetenek zarar gibi gözüküyor. Kişisel formasyon. Bunun ne an? Formasyon neydi ya? Sayısını yükseltir. Kişisel formasyon. Bu yeteneği anlamadım. Bunu anlamadım ama kaynak destek formasyonu onu da geçelim. Evet eğitim sayısı. Eğitim sayısından aşağısındakilerini tamamen hepsini almam lazım. Çünkü görünüşe göre hepsi kalıcı yetenek.
Artık en baştan eğitimden başlayarak hepsini sırayla alacağım. Tabii ilk eğitimi almam lazım çünkü asker lazım. Dünkü saldırıda 7 milyon asker kaybettik. 7 milyon bazılarına göre az gelebilir ama bana göre yüksek bir 7 bin. 7 bin askeri yerine geri koymam lazım. Hatta asker sayımı 100 milyona çıkartmam lazım. Çünkü 100 milyon, 100 milyon da değil, 80 milyondan yukarısına pek saldıran olmuyor bizim ülkede. Çünkü 80 milyondan yukarısına cesaret edemiyorlar. Neden şu şekilde? 80 milyon bir bakıyor, 80 milyon askeri gücü. Tabii o karşı taraf sizin profilinize baktığında detaylı göremiyor. Detaylı göremediği için de bu 80 milyon bunun askeri gücü değildir. Yarısı büyük ihtimal teknoloji gücüdür diyor. Teknoloji gücü oyunda çok önemli olduğu için saldırmaya cesaret edemiyor çoğu kişi. Bu da oyunun bir hilesi gibi bir şeyi sayılıyor. 80 milyonluk adama gidip 60 milyon, 70 milyon yemez, saldırmaz. Tabii 70 bin savaş 80 bir 80'lik birine 50'lik bire saldıracak olursa nasıl saldırır? Ekip olarak, ittifak olarak bir dallarlar adama. Adama 6 ay geriye yollarlar. Adamın 6 aylık eğitimi, 6 aylık uğraşı boşa gider. Puan elde et diyelim. Kullandığım nereye gidiyor benim? E 340 kullan. 440. O nasıl oluyor? Depodan kullanmıyor mu zaten o ya? Aa, depodan kullanmıyormuş. Sivip olduk her şeyi. Her şeyi yeni yeni öğreniyoruz artık. Kaç oldu? 90 bin. Evet, işte 90 bin oldu ve bunu da şu şekilde göstereceğim. Hangisinin süresi az? 20 bin. Senin süren az. Sen hızlan. Ver askeri. Şimdi bakalım. 2400. Küsuratı saymayalım. 2400. Hemen gel. Eğitim sayısı. Eğitim sayısını al. Puan eklendi. Ayrıcalık aktifleştirildi. Bir de ayrıntılara bakalım. Gördüğünüz gibi en üstteki direkt gösterdi. Kalıcı yetenek. Hemen geri gidelim. 3000 oldu. 2400'dü, 3400 oldu. Tamam, bu şekilde ayrıcalığı bir kullanırsam bakalım 3000 iki kat kullan 6000. Askerlerinizi bu şekilde arttırabilirsiniz. Hemen bas 2 gün. 2 gün sonra dolacak. VIP puanım da kalmadı. VIP puanım da 18'e düştü. Ama sonuçta birini aldık. Şimdi sıra savaşçının saldırısını arttırmakta. Ama ondan önce bunları sormam lazım ben. Kalıcı mı değil mi? Kalıcı ise eğer alırım. Kalıcı değilse boşu boşuna bir puanı harcamam. Çünkü her gün burada asker arttırmayı her gün alacağım. O yüzden onu pek harcamam. Eğer kalıcı değilse. Kalıcıysa tabii bunların hepsi alınacak. Bunları sormam lazım. Bu videoda bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu oyunla istediğiniz bir video varsa yorumlara atabilirsiniz yorum olarak. Videoyu bitirmeden önce zaten önceki videoyu izleyenler bilir 3 yıl yani 3. yılını kutluyordu oyun. 3 yıl olmuştu.
Ve bugün yeni bir etkinlik başladı. Sonbahar Festivali. Hemen bunu da CV'nin arkasına koyayım. Çünkü ayrı bir video çekmeyeyim. Burada oyuna şuradan gösterdim gene. Deponun arkasındaki etkinlik merkezine tıklayın. Direkt burada Sonbahar Festivali. Burada kazanılabilir. Bunları kazanabilirsiniz. Tabii nasıl kazanacaksınız? Buradan. Buradaki eşyaları turuncu çiçek ve bu neymiş? Yeşim tavşan. Bu ikisini de kaynak toplayarak ya da zombi öldürerek, gördüğünüz gibi tavşan zaten var şu anda bende. Tavşanı zombi öldürerek, diğerini de büyük ihtimal kaynak toplayarak, bugün ülkede savaş olduğu için, benim bulunduğum Hisar'da savaş olduğu için ben bugün kaynak toplayamıyorum. O yüzden bende gözükmüyor. Zaten bu şekilde etkinliklerin zaten çoğunluğu aynı şekilde oluyor. Birini zombi öldürmede veriyor, birini kaynak toplamada veriyor. Bu şekilde ikisini de toplayarak alabilirsiniz. Her zaman sarı renk en güzel hediyeleri verir. Umarım daha nice güzel gün doğumu ve gün batımları birlikte yaşarız. Bakalım 2 gün sonra bu etkinlik bitecek. Bundan sonra ne etkinliğe gelecek? Merakla bekliyoruz. Bugünlük göndermeyi yapmamışım. Onu da yapayım hemen. İşte son ödülümüzü de alıyoruz. Çünkü 3. yıl giriş ödülleri yarın mı? 4, 15. 15.yi bugün aldık. Bugün son. Giriş ödülleri bugün sonmuş. Kalan zaman. Yukarıda bir gün sayıyor ama burada 14 gün diyordu. 15. günü verdi. O zaman yarın da mı verecek? Ama yer yok. Onu da yarın göreceğiz artık. Ben bugün bunu göndermemişim. Bakın. Videoyu zaten çekmiştim. Çektiğimde bu meşaleler yanmıyordu. Benim bulunduğum hisar yani etkinliği fulledi. Süre bittikten sonra bunların hediyeleri gelecek. Yani hisar ödülleri gelecek. Hisar ödülleri herkesin dediğine göre çok çok muhteşem ödüller gelecek diyorlar ama ne geleceğini tam bilmiyorum. Burada gördüğünüz gibi hisar meşalesi full. Hatta fullenmiş, üstüne daha da eklemişler. Vay. Ödüllere bak diyelim. Ödül ayrıntıları. Galiba bunlar gelecek ama. Muhteşem dedikleri ödüller herhalde bunlar olmasa gerek. Kişisel etkinlikte bile ben daha fazla kaynak kutusu topluyorum ya. Bunlar değildir büyük ihtimal ama yine de belli olmaz. Bakalım süresi bitsin. Bunun süresi ne zaman, etkinlik süresi 11 saat. 11 saat sonra bitecek. Tabii ben bugünün ödülünü almamışım. Bugünün kaynağını da hemen yollayayım. Kaynakları hemen yollayalım. Gelsin ödül. Koordinatı ezberlettiler bana ya. Nasıl bir oyun ben anlamadım ha. 604. Oğlum. Lan 604 işte lan. Neyini anlamıyorsun? 604. 601. 1-1. Hisar. Hala gönderen var. Evet, 50. 50 tane ya. Ne oluyor ya? Telefonun galiba dokunmatiği bozulmaya başladı. 50 oğlum, 50. 50 tane de 3 kutu açıyoruz zaten. Gerisi de kalsın. Gönderdim. 15 dakika sonra gidecek. Bu videom da bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve istediğiniz bir video varsa yorum olarak atabilirsiniz. Yorumlara bakıyorum. Tabii geç de olsa bakıyorum, iki hafta ya da bir hafta sonra cevap versem de yorumlara. Yorumları boş bırakmıyorum. Girdikçe cevap veriyorum. Siz ya
Yazın yorumlara. En kısa zamanda ben cevap veririm. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.